Bu şu söz verdiğiniz şartlar yerine gelirse genel kurulda bir daha bakarız. İsveç bizim düşmanımız değil. Aslında Filistin birçok konuda en hassas davranan ülkelerden biridir. Bu tutum kesinlikle İsveç'e karşı değil. Bu tutum eylemiyle söylemi farklı olan, millete hamaset yapıp masada her türlü tavizi veren bugünkü iktidara karşı olan bir tutumdur. <laughs> Ve değerli arkadaşlar, yüzleşmemiz gereken üçüncü konu. Bakınız, bir iktidar eğer zora düşerse Türkiye'de iki kutsala sığınır. Birisi gerçek anlamda kutsaldır, diğeri de kutsallaştırılmıştır. Din ve devlet. Dini devlet derdi eskiler. Bu ikisinin korunması esastır. Şimdi ne zaman sıkışsalar hemen devletin arkasına sığınırlar. Ne zaman sıkışsalar dini sembollerimizi kullanırlar. Devletin gerçek kimliği ortak aidiyetle oluşur devletin bekası milletin ortak aidiyetiyle teminat altına alınır. Devletin sahibi benim. Benim iyi dediklerim iyi, kötü dediklerim kötü, benim vatansever dediklerim vatansever, benim hain dediklerim hain demeye başlarsa birileri, bir sonraki dönemde birileri de gelir onlara vatan haini, kendilerini vatan kahramanı yapar. Bizim anlayışımız şudur. 85 milyona aittir bu devlet. Kimse onun arkasına saklanmasın. Devlet kurumlarını bugün atalete düşürenler hele hele devlete sahip çıktık demesinler. Din meselesine gelince. İşte Hasan Bitmez kardeşimizin verdiği mücadele ortada. Şöyle bir iddiayla kimse çıkamaz gerçek bir iman bilincine sahip olan. Din, dini biz koruruz, biz dinin koruyuz. Hayır arkadaşlar, Allah'ın dinini koruma cüretine güdüme getiremeyiz. Kimse, hiçbir fani o dini koruma şeyine cüretine sahip olamaz. Fil suresini hiç unutmayın. Allah'ın dinini koruyacak olan bellidir. Ama din bizi korur. Biz dini koruyamayız, din bizi korur. Eğer dini koruyorum adı altında ahlakçılık yaparsanız, gerçek ahlakı unutursanız ve dinin sizi korumasına izin vermezseniz bu riyakarlığın en büyüğüdür. Niye mi bunu söyledim? Bir televizyon dizisi oynuyor bugünlerde. Kurgudur. Yani hakkında o söylenir, bu söylenir. Kimisi iyi der, kimisi yorumlar yapılır. Son derece açık. Ama birileri bu televizyon dizisi üzerinden sanki bu televizyon dizisi Türkiye'deki her şeyin müsebbibiymiş gibi kampanya başlattı. Ya kardeşim o dizideki konuyla ilgili, konularla ilgili bazı şeylere gireceğim. Hepimizin koruması, düşünmesi gereken hususlar. Ya Allah aşkına siz bir kurgu diziyle değildi de, gerçek hayatın en sefil örneklerinin sergilendiği ATV'deki gündüz programlarıyla uğraşın. Gündüz programlarıyla. Ya insanın bir aile içi ensest ilişkisiyle her şeyin konuşulduğu sabahtan akşama yayın yapacaksınız. Onun sahibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadının kardeşi olacak sahibi başkaları. Gerçek sahibi belli. Oradaki en ufak açık oturumlara dahi müdahale edeceksiniz. Ama sabahtan akşama aile yapımızı ortadan kaldıran her türlü rezilliğin gösterildiği tartışıldığı sabah program, kuşağı programlarına bilmem öğleden sonra kuşağı programlarımıza kadınlarımızın bütün mahremiyetin ortaya çıkacak şekilde izin vereceksiniz. Oradan rant elde edeceksiniz öyle mi? Arkadaşlar bundan daha büyük bir yakarlık olmaz. Bundan daha büyük bir ahlaksızlık olmaz. Şimdi gelelim, Türkiye devredilmiş vesaire. Şimdi gelelim bu konuya. Yüzleşmekten korkmamamız lazım. Din bizi koruyacak dedim. Şimdi tarikatlar konusu, cemaatler konusu gündemde. İki uç nokta var arkadaşlar. Biz bundan sorumluyuz. Bunu bir siyasetçi olarak değil, bir ilim adamı olarak paylaşmak istiyorum çünkü hayati bir konu haline dönüşmeye başladı. Bir grup çıkıp bütün dini toplulukları, tarikatları, cemaatleri Sanki bir fermanla kaldırılabilecek, bir yasayla yok edilebilecek, fitne odakları gösteren bir aşırı radikal uç var. Ne zaman konu açılsa tarikat, ne zaman konu açılsa bu kesimlere dönük bir iftara kampanyasıyla saldırıya geçiyorlar. Onulmaz bir tarih ve sosyoloji bilmemektir. İnanmayabilir bir insan, o kendi bileceği. Ama bu ülkede yaşıyorsanız bu ülkenin sosyolojisini bileceksiniz. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması 12. 13. yüzyılda tasavvuf üzerine. Oradaki mevlevilik, bektaşilik, Ahi Evran ve bütün hoca Ahmet Yesebi'nin kolları üzerine bin yıllık bir damarı kimse kesemez. Kimse o damara dokunamaz. Kestiklerler bir yerden çıkar. Çünkü bu bizim kimliğimizin bir parçası. Benim adım Ahmet İhsani. Ahmet İhsan'ı Hoca Ahmet Yesevi'nin ünvanıdır. Öyle koymuş babam adını. Yani Hoca Ahmet, Ahmet İhsan'ı Hazreti Peygamber, Ahmet İhsan'ı Hoca Ahmet Yesevi Yesevi kolunun bütün kültürü bizim kültürümüzün esasıdır. Herkes bunu anlamalı. Sünnilikte de Alevilikte de temel referans noktasıdır Hoca Ahmet Yesevi. Tam da şimdi rahmetli Erol Güngör'ün İslam tasavvufunun meselelerini okuma vakti. Rahmetli 40 yıl önce ne güzel yazmış. Bakını ve okuyun. Özellikle de bu konuda ahkam kesenlere söylüyorum. Peki bir grup bu. Bunlara karşı tavrımızı alalım da Allah aşkına gelin. Tarikat kimliğinin tasavvuf kültürünün nasıl yıprandığını, nasıl yozlaştığını görmemezlik edebilir miyiz? Bunlara gözümüzü kapatabilir miyiz? Bakın tasavvufun bütün büyüklerine bakın. Hiç kimse aklı reddetmemiştir. İnsanın özgür iradesini reddetmemiştir ama aklı terbiye etmiştir. Akleden yürekler der Kur'an-ı Kerim. Akıldan feragat ederek tas İslam olmaz. Şeriat makası dış şeriat ve İslam hukuku bunu der. İnsan aklını korumak vecibedir. Eğer bir insan aklını şu veya bu münkerbeler üzerinden birilere teslim etmişse çıkacak yapı FETÖ gibi bir yapıdır. Robotlar çıkar. Düşünemeyen robotlar bu İslam değil arkadaşlar. Tasavvuf nedir? Tasavvuf aklın terbiye edilmesi Beyindeki aklın yürekteki akla tabi kılınmasıdır. Ama aklın reddedilmesi değil. Mevzu hadisler üzerinden öyle şeyler söyleniyor ki tasavvuf Sosyal medyada tasavvufun erkanını, usulünü, adabının e, kıdemlerini bilmeyen herkes bir e, sarık sarıp, bir cübbe giyip öyle ahkamlar kesiyorlar ki cennette 500 bin yıl fazla yaşanacaktan birçok menkaya kadar. Tasavvuf, bileşen dünyaya ahireti hatırlatmak için vardır. Tasavvuf kendisinin dünyevileşmesi için yoktur. i̇mam Gazali'nin el iktisat fil itikadından ya yuhel veledine kadar eserlerini okumayan birisi tasavvuf üzerinde akıl yok hakkında nasıl yorum yapamazsa büyük tasavvuf geleneklerinin siyasetle ve ticaretle olan ilişkilerini görmeyen biri de tasavvuf hakkında konuşamaz. Allah aşkına bütün İslam tarihi boyunca kendi büyük holdingler kurmuş herhangi bir tasavvuf kolu bilir misiniz? Siyasete müdahil olmuş, siyasete ram olmuş tasavvuf kolları bilir misiniz? Ben örnek vereyim. İstanbul'un fethi gerçekleşir. Fatih Sultan